Herkese merhabalar. Eğitim ve kültür alanındaki gelişmeler, ekonomi alanındaki gelişmelerle İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Birazdan sizlerle birlikte İnkılap Tarihi'ndeki bu konuyu Tonguç'la beraber çok güzel öğreneceğiz. Sizler 2022 LGS öncesinde İnkılap Tarihi'nde hiçbir soruyu kaçırmamak istiyorsanız, çok dikkatli bir şekilde tüm soruları doğru yapmak istiyorsanız, birincisi arkadaşlar videolarımızı dikkatli bir şekilde izleyin. Birazdan göstereceğimiz taktikleri, konu anlatımlarını iyice hafızanıza kaydedin. Sonrasında da mutlaka LGS'de bu konuya alakalı sorulmuş ya da LGS'de sorulmuş, hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı eski sınavlardaki sorulmuş sorulara bile bakmaya çalışın. Bunları internetten bulabilirsiniz. Bunları çözdükten sonra da, bunlarla alakalı bilginizi artırdıktan sonra da taktikli inkılap tarihinden, Dinamo İnkılap'tan, Zorlu Bankası 10'da 10 İnkılap'tan sorular çözdüğünüzde bu işi halletmiş olacaksınız. Bu konuyla alakalı geçen senelerde çıkan soruların her birini biz sınavlarda çok rahat bir şekilde yakalayabiliyoruz. Bu sorular çözüldüğünde sizlere gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Sınava az bir zaman kaldı ama hala çok değerli bir süre var. Lütfen hepsini doğru yapacağınıza inanarak dikkatli bir şekilde İnkılap Tarihi videolarımızı izleyin ve sorularımızı çözün. Şimdi videomuza başlıyoruz. Çok kolay bir konu, çok rahat bir konu. Bilhassa burada tevhid-i tedrisat çok önemli. Birazdan göreceğiz. Burada da devletçilik ilkesi çok önemli. Buna da değineceğiz. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Bu konuyu da öğrenelim, netlerimizi artıralım. Mustafa Kemal Atatürk ilk başta tabii ki ülkeyi düşmandan kurtardı. Sonrasında siyasi alanda inkılaplar dediğimiz cumhuriyetin ilanı, işte saltanatın kaldırılması, başka ne diyeyim, halifeliğin kaldırılması, buna benzer yenilikler yaptı. Alfabenin değişmesi. O siyasi alanda değil işte Tonguç. Orası tam da buraya denk geliyor. Eğitim ve kültür alanında. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın en hengameli, yani en sıkıntılı anlarında bile eğitime çok fazla önem veriyordu. Mesela Kütahya-Eskişehir Savaşları'nda biz düşman karşısında geri çekilmek zorunda kaldığımız halde... Marif Kongresi. Harikasın. Çok zeki Tonguç. İşte aradığım Tonguç bu. Eğitim kongresi hocam, yaptım. Hocam leblebiden leblebiyi yiyebiliyorum ben. Aynen, leblebiden çorum dedin yani. Gerçekten süpersin. Hatta Marif Kongresi'nde o zamanki Milli Eğitim Bakanı... Erzurum Kongresi. Dur oğlum, batırdın artık. Hamdullah Sübhanover dedi ki efendim düşman geliyor, savaş var falan. Ama Mustafa Kemal Atatürk dedi ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir dedi. Bunu niye anlattım bir kez daha? Çünkü sınavlarda bunu sormayı çok seven Milli Eğitim Bakanlığı yeniden sorarsa sen de onları seversin ve cevap verirsin. Şimdi... Eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklere baktığımızda 1924 yılında tevhid-i tedrisat kanunu görüyoruz. Yani halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekten çok önemli bir inkılap yapılıyor. Bunu zaten birazdan detaylandıracağız. 1928'de harf inkılabı, 31'de tarih kurumu, 32'de dil kurumu. Hani tarih daha önce, daha geçmiş diyelim. 33'te de üniversite reformu yapılacak ve Malçe gerçekten güzel yenilikler getirecek. Şimdi tevhid-i tedrisat kanununa baktığımızda Tonguç, tevhid teklik demek Arapçada, yani birlik, tek bir. Tedrisat da dersten geliyor, yani eğitimde birlik. Bu ne demek? Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunun olduğu dönemde, yani Mustafa Kemal'in çocukluğunda Osmanlı'da eğitimde birlik yoktu. Yani azınlık okulları vardı, işte dini okullar vardı, medreseler, askeri okullar vardı. Hepsi ayrı telden çalıyordu ve dolayısıyla toplum içerisinde bir karmaşa, bir ayrılık vardı. Yani birileri diyordu ki din, birileri diyordu ki işte batıcılık, böyle bir karmaşa, azınlıklar ülkeyi bölmeye çalışıyor. Mustafa Kemal bu sorunu bizatihi çocukluğunda yaşadığı için tevhid-i tedrisata çok önem verdi ve halifeliğin kaldırıldığı gün, yani çok önemli bir inkılabın yapıldığı gün eğitimde birliği de sağladı. Milli, bak Türkçü, karma, yani kız erkek birlikte okuyabiliyor ve çağdaş eğitimin en önemli adım atılmış oldu ve amaç burada milli kültürü korumaktı. Tedrisat kanunu ilk başta doğrudan laiklik ilkesiyle alakalıdır Tonguç'um ve aynı zamanda tabii ki tüm herkesin benzer eğitim alması ve eşit olması bağlamında halkçılıkla alakalıdır. Ama halkçılığı izin verirsen parantez için yazmak istiyorum. Doğrudan laiklikle alakalı. Harf inkılabı ve millet mekteplerine baktığımızda bunlar birbirlerini bütünleyen bir şeyler. Niye? Şimdi harf inkılabı yapılıyor. Güzel, yeni harflere geçiyoruz 1928'de ama şimdi çocuklar okulda öğreniyorlar. Ama yetişkinler nasıl öğrenecek? Yetişkinler kalacaklar. İşte yetişkinler için açılan okuma yazma kursana da biz esasında millet mektepleri diyoruz. Amaç çağdaşlık, milli kültür ve okuma yazma seferberliği. Şimdi bizim harflerimiz, diyelim ki eskiden Tonguç böyle yazıyor. Tonguç diye yazılıyor. Tamam, eskiden eski harflerle böyle yazıyor. Şimdi sen bunun yerine Japonca şöyle harfler de alabilirsin. Ama sen bunu ne yapıyorsun? Gidiyorsun Latin harfler alıyorsun. Bak Tonguç diye bu tarz harfler alıyorsun. Ama bak Tonguç'u da Ç alıyorsun bak. Şimdi o zaman buraya dikkat et Tonguç'um. Birincisi, sen bu eski Arap alfabesi yerine Japon alfabesi almayıp Batı'nın kullandığı Latin alfabesi olaraktan net bir şekilde Batı'ya çağdaşlaşmaya yönelmiş oluyorsun. Yani bu kısmı, Batı'nın harflerini alma kısmının inkılapçılıkla alakalı. İnkılapçılık çok önemli. Harf inkılabında çok net, doğrudan inkılapçılık. Ama bak, İngilizce'de Ç harfi var mı? Yok. İngilizce'de Ş harfi var mı? Ü harfi var mı? İngilizce ne bileyim başka ne diyebiliriz?
ÜPRST. Mesela yumuşak G harf var mı? Yok. Bunların hiçbiri yok. Bunlar bizim Türk harflerimiz. İşte Türk harflerinde bulunması da tabii ki milliyetçilik ilkesiyle alakalı. Demek ki harf inkılabının doğrudan etkili olduğu alan inkılapçılık. Çünkü batıya yöneliyoğruz. Japonya'nın harfleri yerine, Moğolistan'ın harfleri yerine batının kullandığı Latin harflerini kullanıyoruz. Ama şöyle yazmıyoruz. Tonguç böyle CH kullanmıyoruz. Onun yerine biz kendi Türk harflerimizi Ç harfini kullanıyoruz. Bu da ulusal kültürümüze ve milli benliğimize dikkat ettiğimizin göstergesi. Devam ediyorum. Türk Tarih Kurumu, yani diğer adıyla TTK. Türk Tarih Kurumu 1931'de açılıyor. Bunun tarihi önemli değil ama milli kültürü, milli kimliği, Türk tarihinin araştırılmasını ve tarih bilincini yaşatması bakımından Türk Tarih Kurumu çok önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de bizatihi çalışmalarına kendisi katılıyor. Diyor ki eğer diyor biz atalarımızın Metehanlar, işte Alparslanlar, Melikşahlar, Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Kanuni Sultan Süleymanlar, Abdülhamitler olduğunu bilirsek o zaman biz muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur diyerekten yardırırız diyor, süper oluruz diyor. O yüzden kendisi bizatihi bu çalışmaları takip ediyor ve tarih bilinci aşılamaya çalışıyor. Tabii ki bu anlattıklarımızda milli bağımsızlık ve milli kültür kelimelerini gördüğümüzde yazacağımız ilke olan milliyetçilik ilkesi. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda burada da yine Mustafa Kemal bizatihi çalışmalara katılacak ve mutlaka incelemelerde bulunacak. Çünkü dil bir insanın kültürünü en çok yansıtan şey. Mesela senin şu anda üzerindeki kıyafetlere baktığımda böyle yani yabancılar da giyebileceği kıyafetler. Yani ayakkabıların, pantolonun, gömleğin aslında hepimiz için geçerli bu. Dış görünüşe aldanmayın hocam. Ama içine bak. Benim içimde büyük bir Türk yatıyor. Çok güzel bak. Ama konuşmaya başlayınca hello teacher falan demedim. Bak Türkçe konuşun. Dış görünüşe aldanmayın hocam dedim. Ve vurgunun, tonunun, aksanın tam bir böyle yani dil seni sen yapan unsur oldu. Ama sen bu tiple yurt içine gitsen kimse sana Türk demez. Der ki ya bu herhalde bizden biri der. Dolayısıyla ama sen de eski Türk kıyafetleri benim giyemezsin. Benim genellikle Mongollara benzetiyorlar hocam. Mongol ne oğlum? Mongolia. Mongolia. Şimdi bak orada şöyle bir şey var Tonguç'um. Sen esasında artık hepimiz için geçerli. Artık kimse böyle geleneksel kıyafetlerle gezmiyoruz. Yani şaman kıyafetiyle gezen kaldı mı? Öyle bir şey yok. Ama biz şunu biliyoruz ki dilimize sahip çıkarsak kültürümüze yani milli benliğimize sahip çıkmış oluruz. Milli kültür, milli kimlik, dil bilinci. Hatta Avrupa'da böyle bir Türk'le karşılaştığın zaman gözyaşlarına böyle Türk ya canım benim demenin sebebi aynı dili konuşman. Yoksa adamın kıyafetten anlayamıyorsun Türk olduğunu. Hatta bazen tipinden bile anlayamıyorsun. Bu Türk diyorsun bir bakıyorsun. Ben hemen anlıyorum. Ben bir bakışta anlıyorum Türk olduğunu. Ben hep karışıyorum. Türk diyorum bakıyorum İsveçli çıkıyor mesela. Türk diyorum bakıyorum Norveçli çıkıyor. Falan o kadar diyorum. Benziyor muyuz hocam? Ya karışıyorum bazen Allah diyorum ama bazen oluyor. Bazen karışabiliyor. Bazen Fransız çıkıyor. Bazen İtalyan çıkıyor. Farklı farklı böyle yöreler. Neyse o konuya sonra gireriz. Dolayısıyla Türk dil konu o kadar. Dolayısıyla sen de karıştırıyor musun yurt dışında Tonguç'um böyle? Ben hiç karıştırmıyorum. Direkt Türk olduğunu tanıyorum. Selamünaleyküm diye giriyorum hocam. Aleykümselam diye cevap veriyorlar diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Geldik üniversite reformu. Üniversite reformunda anahtar bir kelimemiz var. O da gerçekten adı ile müstesna olmuş bir insan. Malçe. Malçe diyor ki ya kardeşim diyor sizin üniversiteleriniz çağdaş değil. Böyle hep eski tarz. Bilimsel araştırmalara açık değil. Akılcı eğitim yok. Ve sınavla almıyorsunuz. Sınavlar yapın diyor Malçe. Ve Malçe dananın kuyruğunun koptuğu yerde ortaya çıkıyor ve sınav getiriyor sınavlara Türkiye'ye. Ve Darülfünun duyarsız yetersiz diyor. Darülfünun da o zamanki İstanbul Üniversitesi'nin adı. Yani dar diyar yani mekan demek. Fünun da fen demek. Fenlerin diyarında mekanında eğitim güzel değil diyor. Ve Malçe sınav sistemini getirecek. İnkılapçılık ilkesiyle alakalı niye? Artık modern batılı bir eğitime geçmiş oluyoruz. Şimdi birisi, hocam bu ne böyle? İnfografik bir soru, infografik bir konu anlatımı yapmak istedik sana. Çünkü sınavda buna benzer soruları Türkçe derse soruyorlar. İnkılap tarihi dersi de biz mutlaka haritalı soru ve infografik soru gelebilir diye düşündük. Ve yine sana konuyu anlayacağım bir şekilde, kafanı karıştırmayacak bir şekilde anlatacağım. Böyle renkli renkli daha iyi anlıyorum hocam. Aynen yeni nesil artık bu tarz resimli, infografik şeyleri seviyor. Biz de o şekilde gitmeye çalışıyoruz. Şimdi ekonomi alanında yapılan yeniliklere baktığımızda İzmir İktisat Kongresi yapılacak 1923'te ve Misak-ı İktisadi ile Yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikası belirlenecek. Sonrasında 1925'te halkın üzerinde büyük bir yük olan ama devletin de gelirlerin önemli bir kısmını oluşturan aşar vergisi halkçılık ilkesi olarak kaldırılacak. Evet bize aşar diyecek ve Mustafa Kemal devletin yararına olmasına rağmen halkın faydası için halkçılık ilkesi doğrultusunda aşar vergisini yani eskiden belki hatırlarsın öşür vergisini kaldıracak. Kabotaj kanuniye ekonomi alanında çünkü Türk denizlerini kullanma hakkı Türklere aittir diyeceğiz ve kapitülasyonların devamı niteliğinde yani kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde milli ekonomi için bu kanunu da kabul ettireceğiz. Teşviki sanayi kanunu ise halkı sanayi kurmaya, fabrika kurmaya teşvik edeceğiz. Fakat halk savaş sonrası elinde değerli para olmadığı için daha doğrusu hiçbir şey kalmadı elimizde zaten. Yeterli yatırım açtan olmadığı için. Açtan geberiyoruz. Ne diyorsun saçmalama. Yeterli yatırım bulunmadığı için, yeterli sermaye bulunmadığı için yatırım yapamayacak ve biz de devletçilik politikası doğrultusunda birinci 5 yıllık kalkınma planına geçeceğiz ve temel yatırımları
devlet yapacak. Şimdi İzmir İktisat Kongresi nedir? Şimdi Tonguç hatırlarsan 1900... İzmir'de yapılmıştır hocam. Harikasın. Çok zekisin gerçekten. Yeter bu kadar bilsem yeter. Aynen geçiyoruz. Şimdi olur mu evladım? Bak şimdi dikkat edin. 1914 ve 1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı vardı ve 1918'de biz Mondros Ateşkesi'ni imzaladıktan sonra 1920'ye kadar milli mücadele için işte kongreler yapmıştık. Mustafa Kemal HAES demişti. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas birçok kongre yapmıştı. Fakat sonrasında itiraf devletleri biz ne zaman TBMM'yi açtık? Hemen 1920'de Sevr'i sunmuşlardı. Ve Sevr'e demişlerdi ki biz kapitülasyonları yayacağız. Kapitülasyonlardan vazgeçmeyiz ve ülkenizi parçalayacağız dedi. Fakat biz Kurtuluş Savaşı yaptık. Ve 1922'de 1920 ile 22 arası yaptığımız Kurtuluş Savaşı ile düşmanı denize döktük. Yani düşmanı temizledik. 1922'de ateşkes imzalandıktan sonra 1923'te Lozan Konferansı'na gittik. Fakat Lozan Konferansı'nda adamlar şeyi kaldırmak istemediler. Kapitülasyonları kaldırmak istemediler. Ve biz de kapitülasyonları kaldırmayacaklarını anlayınca, bizi konferansa ezmeye kalktıklarını anlayınca, konferans dilini Türkçe yapmadıklarını görünce konferansı terk edip gerekirse savaşmayı da göze alacak şekilde geri döndük. Ve böyle geri dönünce de İzmir'de İktisat Kongresi yapma kararı aldık. Yani Lozan Konferansı sırasında yapılmış bir kongre bu. Ve bu kongrede amaç milli ekonomiyi belirlemek ve kongreye de farklı kesimlerden 1135 kişi katılıyor. Oo. Neden? Topyekun kalkınmak için. Fakat burası yanlış anlaşılmasın. Hadi kalkalım ülkemiz gelişsin değil. Daha o sırada Lozan imzalanmamış. Hatta bombayı patlatıyorum. Cumhuriyet ilan edilmemiş. Bu ne demek? Lozan'ın imzalanmaması bağımsızlığımız daha tescil edilmemiş. Cumhuriyetin ilan edilmemesi daha yönetimimiz belli değil. O dönemde bir karar aldık ve dedik ki misak-ı iktisadi yani İktisat ekonomi demek, misak da yemin demek. Ekonomik ant, ekonomik yemin ettik. Dedik ki ekonomimizi düşmana teslim etmeyeceğiz. Kapitülasyonları kaldıracağız. Yerli malını koruyacağız ve böylece ülke üretimde daha fazla üretim yaparaktan yabancı istilasından kurtulacak dedik. Ve sonrasında aldığımız bu kongre kararlarını Lozan'da da kabul ettirince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, daha doğrusu o zaman Cumhuriyet değiliz, Türk Devleti'nin bağımsızlığı tescillenmiş oldu. Ardından da Cumhuriyeti ilan ettik. Şimdi tarım alanında yapılan çalışmalara baktığımızda ise 1925 yılında ekonomik olarak çok önemli bir durum olan aşar vergisinin kaldırılmasına bakıyoruz. Burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Köylünün üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla savaş sonrası halk zaten zor durumda. Zaten tarlayı biçmek için yeterli makinesi yok. Savaş sonrası bir insan kaybı var. Dolayısıyla biz köylünün üzerindeki yükü hafifletmek için halkçılık ilkesi doğrultusunda aşar vergisini kaldırdık. Bu normalde devletin gelirlerinin %25'ini oluşturmasına rağmen biz dedik ki aşar vergisini kaldırıyoruz. Ve Yüksek Ziraat Enstitüsü kuraraktan tarım uzmanı yetiştirmeye çalıştık. Yani ziraat mühendisleri ve Gazi Orman Çiftliği'nde, Atatürk Orman Çiftliği'nde modern tarıma örnek oluşturacak çalışmalar yaptık. O zaman burası yani misak-ı iktisadi milliyetçilik ilkesiyle milli bağımsızlık ve milli ekonomi için yapılan bir şeydi Tonguç evladım benim. Tarım alanında yapılan çalışmalarda aşar vergisinin kaldırılması halkçılık. Yüksek Ziraat Enstitüsü ve Gazi Orman Çiftliği'de yine halkçılık ilkesi doğrultusunda halkın yararına yapılan gelişmeler. Sanayi ve ticaret alanında yapılan çalışmalara baktığımızda 1924 yılında ilk özel banka diyebileceğimiz Türkiye İş Bankası kuruldu. Bu yatırımcıların sermaye ihtiyacını karşılamak için. Yani bir yatırım yapacaksan ama para yok. Sermaye lazım, kredi lazım. O yüzden Türkiye İş Bankası kuruldu. Ve yine 1927'de sanayi teşvik kanunu. Mesela biz şu anda seni sınavlara teşvik ediyoruz. Teşviki sınav yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. O zaman da Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkı, girişimcileri yani bir şey kurmak isteyenleri sanayiye teşvik etti. Teşviki sanayi kanunu çıkardı ve kredi ve vergi kolaylığı sağladı. Aynı zamanda yine sanayi destek olmak için tüccar ve sanayicinin para ihtiyacını karşılamak için Sanayi ve Maden Bankası, Sümerbank ve Etibank kuruldu. Bunlar da yine ticaretle alakalı gelişmeler. Burada yatırımcıların sermaye ihtiyacı için Türkiye İş Bankası'nın kurulması, Teşviki Sanayi Kanunu, bu bankadan açılması hep yine devletçilik ilkesi doğrultusunda diyebiliriz. Aynı zamanda 1929 yılında ekonomik kriz oldu. Amerika'da bankalar çökünce, borç veren bankalar borcunu geri alamayıp bankalar çökünce tüm dünyada bu kriz hissedildi. Tabii ki Türkiye'de de hissedildi. Ve bu krizden dolayı biz dedik ki işte aynı zamanda Mustafa Kemal yeni bir parti kurdurulmasını istedi. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduruldu. Liberal politika destekleyen ama onun haricinde devlet mutlaka belli önlemler almalıydı. Yerli malı sergisi açıldı. Efendim hocam? Hayır, yerli malı sergiler açıldı. Bu ne demek? Yani mesela sınıfta... Arkadaşlarımızı sergilemişler. Hayır, ne diyorsun? Saçmalama evladım yani. Sınıfta hoca seni niye tahtaya kaldırıyor mesela yerli mal haftasında? Hocam çünkü yerli malları getiriyorum hocam. Ben evet. Şeyleri orada bisküviler aldım. Ondan sonra evet. İşte yerli zımpara makinesi aldım hocam. Ne diyorsun? Zımpara makinesi. Şimdi dolayısıyla yerli mal haftasında hocam seni neden kaldırdı belli ama burada şunu demek istiyoruz. Biz eğer sürekli dışarıda daha ucuz. Mesela şöyle düşün.
Şimdi Türkiye'de arabalar üretiliyor değil mi? Bu arabaların daha ucuzu ve daha iyisi belki yurt dışına üretiliyor ama sen sadece dışarıdan araba alırsan ve dışarıya sadece para verip dışarıdan ürün alırsan bir gün paran biter. Mutlaka dışarıya da ürün satmalısın. Mutlaka kendi ürettiğinde kullanmalısın. Dolayısıyla yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Halkı tasarruf yapmaya yönlendirdi. Çünkü tasarruf önemli bir kalkınma aracı. Ve 1933 yılında birinci 5 yıllık sanayi planı uygulandı. Bu da yine devletçilik ilkesi doğrultusunda teşviki sanayi kanunu sonrasında halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için, hani bunu yaptık, halkı sanayiye teşvik ettik ama halkın elinde yeterli sermaye yani para bulamadığından artık temel yatırımları devlet kendisi yapma kararı aldı ve birinci 5 yıllık sanayi planı devletçilik ilkesi doğrultusunda harekete geçirildi. Ve yine maden tetkik arama enstitüsü kuruldu. Yeraltı zenginliklerimiz kömür, krom, işte bor. Efendim hocam? Krom derken canım benim senden ses, sana seslenmiyorum. Yeraltı zenginliklerinin tespiti için, işletilebilmesi için birçok önemli kuruluş çalışma yapıldı. Denizcilik alanında yapılan çalışmalarda kabotaj kanununda yine milliyetçilikle alakalı olduğunu hemen buraya not düşmek istiyorum. Çünkü bazı öğrenciler karıştırabiliyor. Devletçilikle alakalıymış gibi düşünüyor ama burada temel şey milli bağımsızlığımızı, milli ekonomimizi, milli sularımızı korumak. Yani 1 Temmuz 1926 kabotaj kanununda Türk karasularında gemi işletme hakkı Türklere verildi. Bunun milliyetçilik ilkesi olduğunu da burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ve bunu sınavda sana şunu sorarlar bak. Burası sınavda %100 sorulur Tonguç'um. Hangisi kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde? Kapitülasyonların kaldırılmasının devamı niteliğinde derse burada kabotaj kanunu diyeceksin. Çünkü kapitülasyonların kaldırılmasıyla biz yurt dışından gelen mallara değil de kendi malımıza değer vereceğiz. Yurt dışı bizim ekonomimize hakim olamaz diyoruz. Mesela şöyle düşün. Diyelim ki şu Türk malı bir kalem olsun. Diyelim ki bizim ürettiğimiz Tonguç kalemi Türk malı. Tamam. Bu da atıyorum. Şu da yurt dışından gelen bir kalem olsun. Yabancı bir kalem olsun. Tamam. Sallıyorum. Şimdi bu kalem daha kaliteli gibi durabilir. Daha ucuz da olabilir atıyorum. Ama sen yine mutlaka kendi malını üretmezsen, sadece bu kalemleri alırsan, her taraf yabancı kalemlerle dolarsa ne olur? Bu kalem satılmaz. Bu kalem satılmayınca bu kalemin fabrikası kapanır. Bu fabrikada çalışan insanlar işsiz kalır. Dolayısıyla sen eğer bu malı pahalıya satılmasına izin vermezsen, buna gümrük uygulamazsan her taraf yabancı mallarla dolar. İşte bunu kaldırmak kapitülasyonları kaldırmak demek. Çünkü kapitülasyonlarda yabancı mallarına rahat rahat istediğin fiyattan satabilme hakkı tanıyorduk biz yabancılara. Yazıklar olsun. Ama bunu kaldırıyoruz ve diyoruz ki koruyucu gümrük politikası koyuyoruz. Diyoruz ki bu böyle gelip rahat rahat istediği fiyattan satamaz. Çünkü bu daha ucuza satarsa bizim kendi ürettiğimiz mal satılmaz diyoruz Tonguç Ela, değil mi? Şimdi sen bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım başarılar diyorum Tonguç.